Merhaba arkadaşlar, Ören Bacı'ya hoş gelip sefalar getirdiniz efendim. İnşallah iyisinizdir, sağlığınız ve sıhhatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar, huzurlarınıza güzel bir cicilerle geldim. Benim çok hoşuma gitti, umarım sizlerin de hoşuna gider. Evet, güzel elbise desenli, elbise görünümlü lif çalışması yapacağız birazdan arkadaşlar. Ben hani değişik ve farklılığı seven bir insan olduğum için huzurlarınıza elimden geldiğince, daha önce örmüş olarak dediğim gibi elimden geldiğince huzurlarınıza gelmeye modeli yani bitirmiş olarak geliyorum. Yani modelin bitilmiş halini sizlere göstermek adına. Evet arkadaşlar, sizler de istediğiniz renk tonlarıyla büyük bir zevkle ve ürekli bir modelde zaten şöyle bir karış ya var ya yok. Ufak bir hatırlatmakta bulunmak istiyorum arkadaşlar modelle ilgili. Eğer ki hani normalde fıstık yapıyoruz ya lif modellerimizde arkadaşlar. Fıstıkları biraz uzatırsanız görmüş olduğunuz gibi ortadaki elbise lifimiz biraz büyük olur. Eğer ki biraz bu boyutta örmek isterseniz. Eğer ki bu ölçüde değil de bir iki tık ufak olsun istiyorsanız fıstıklarınızı biraz ufak örmekte fayda var. Evet, bu ufak tüyoyu da sizlere söyledikten sonra biliyorsunuz abonelikler ücretsiz. Sağ alt köşedeki zil simgesine de dokunursanız yapmış olduğum tüm videolardan anında haberdar olursunuz sevgili arkadaşlar. Bu arada makasıma bakındım ama makasımı yanıma almamışım. Şimdi birazdan makasımı alırım yanıma sevgili arkadaşlar. Kullanmış olduğum tığım da arkadaşlar 1.40. Yine iki renk sarı gri yapacağım. Bu defa sarım şu canlı sarıdan olacak, limon sarısıyla örmeyeceğim. Şu kısmını gri yapacağım. Evet. Şimdi başlayalım modelimize. Dediğim gibi sizler istediğiniz renk tonlarıyla başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelime başlıyorum. İpimi iki defa dolayıp sabitledikten sonra bol yani gevşek 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektikten sonra ilmeğimi uzattım. 3. yani orta kısmına batıyorum. 1, 2, 3 ve 4 defa dolayıp bir fıstık yapacağım arkadaşlar. Sizler de 4 defa dolum yapabilirsiniz. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre arkadaşlar. Bazı ipler biliyorsunuz farklı çıkıyor. Bazı ipler normal çıkıyor. Bakın bu gri ipim gayet normal çıktığı için ben 4 defa dolum yaptım. Yani şu pufudukları daha dolgun durması için. Evet, bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım, tekrar tepe kısmına dörtlü dolum fıstık yapıyorum arkadaşlar. Kapattım, bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım, 1, 2, 3 ve 4. Topluyorum, pardon, bir tek kanatı geldi arkadaşlar ipimin. 1, 2, 3, 4. Topladım, kapattım, bir zincir. İlmeğimi uzattım, tekrar tepeye dörtlü dolum fıstık yapıyorum. Evet arkadaşlar, bir zincir çektim. Şu an 4 tane fıstık yaptım. Bunu 20 tane yapacağız arkadaşlar. 20 tane bu şekilde üst üste fıstık yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, üst üste 20 tane fıstık tamamladım. Elimle bakın son yapmış olduğum fıstığımı şu şekilde düzenleyip uç kısmına batıp birleşeceğiz. Evet. Modelimizin şu yuvarlak kısmından başlıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektim. Aynı yuvaya yine dörtlü fıstık yapıyorum arkadaşlar.
3, 4. Topladım. Bir zincir çektim. Bir zincir daha çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha. Yani iki zincir çekmiş oldum orta kısmını arkadaşlar. Topladım. Kapattım. İki zincir çektim. İlmeğimi aldım. Sıradaki fıstık aralarına batıp bu şekilde ikili ikili fıstıklar yapacağım arkadaşlar. Dörtlü dolum olarak. Aralarda ise iki zincir. Tekrar aynı yuvaya bir dörtlü dolum fıstık daha yapıyorum. İki zincir çektim. İlmeğimi aldım. Karşıdaki yuvaya geçiş yapıp oraya da bir dörtlü dolum fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir çektim. İlmeğimi aldım. Tekrar aynı yuvaya bir dörtlü fıstık daha yapıyorum. Evet. İki fıstık arasında da ve geçişlerde de ikişer zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar, sıramı tamamladım. İki zincir çektim. Bakın sıra başına geldiğimizde bu şekilde yapacağız. Geçişlerimize dikkat edelim. Evet, hemen karşı tarafın dibine batmıyorum arkadaşlar. Batarsam arttırmış olacağım. Hemen ilk yapmış olduğum fıstığımın tepesine CC tekniğiyle kaydırmamı yaptım ve tekrar kaydırma tekniğiyle iki fıstık arasına geçişimi yaptım ve bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. 4 dolumlu fıstık yapıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Kusura bakmayın arkadaşlar, telefon gelmişti de. Evet, iki zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya. Mantık bu şekilde. Modelimiz bitene kadar bu şekilde devam edecek arkadaşlar. İki fıstık aralarında iki zincir. Yine karşı geçişlere, bakın şu araya batmıyorum. İki fıstık aralarına batarak öreceğim arkadaşlar. 4 dolum yaptım. İki zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir dörtlü dolum fıstık daha yaptım. Ve iki zincir çektim. Karşıki iki fıstık arasına geçiş yaptım. Bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Evet, iki zincir çektim. Bu şekilde dönüp 4 sıra öreceğiz arkadaşlar. Şu sarı renkte göstereyim. Evet, bakın 1, 2, 3, 4. 4 sıra öreceğiz arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bu sıramızı tamamladık. Bağlama noktasını zaten göstermiştim. Evet, şimdi ikinci sıramız öreceğim. Tekrar 2 sıra daha öreceğim arkadaşlar. Toplamda 4 sıra örmüş olacağım. 4. sıramın sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, başa geldim. 4 tane sıra ördüm. 2 zincir çektim. Karşıdaki fıstığın arasına battım. Kaydırma yaptım ve bir zincir çektim. Hemen ipimi kestim burada. Evet. Modelimizin şu kısmından başlanıyor demiştim arkadaşlar videomuzun başında. Şimdi diğer rengime geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 sıra ördüm. Aralarda ve iki fıstık aralarında olsun, aralardaki geçişlerde olsun 2 tane zincir çektim. Şimdi kırmış olduğum ipimi şöyle bir kenarda şöyle büktüm arkadaşlar. Herhangi bir yerden de başlasak da olur. O hiç sorun olmayacak. İki ipimi doladım. Şimdi herhangi bir yuvadan başlasak da olur dedik. Evet. Şimdi şu kol kısımlarının ayrımlarını yapacağız arkadaşlar. İlmeğimi uzattım. 1, 2, 3, 4. Kapattım. Yine
Fıstıklarımızın örme tekniği aynı arkadaşlar, fark etmiyor. Yine iki zincir, bir, iki tane dolum yaptıktan sonra hemen şu sarı ipimi keseyim. Ördükçe arada kaybolup gitsin. Evet, 2, 3, 4. Aslında bunu 5 defa dolum yapsam da olur. Çünkü ip bayağı ince. 1, 2, 3, 4, 5. Benim ipim, sarı ip biraz ince geldiği için arkadaşlar 5 defa dolum yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, karşıki yuvaya geçtik. Yine 2 zincir çektim. Evet arkadaşlar, bu şekilde yine 5 tane örelim. Evet arkadaşlar, 5 tane ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane zincir çektim. İlmeğimi aldım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın, 6. fıstığa 1, tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6. fıstığın arasına battım. Yine buraya ikili, aman pardon, evet ikili fıstık yapacağım, beşli dolum. Çünkü dediğim gibi sarı ipim baya biraz ince geldi. 2 zincir çektim, tekrar aynı yuvaya 2, 3, 4, 5 defa dolum fıstık yaptım. 2 zincir çektim. Evet, kolumuzun bir bölümünü ayırmış olduk. Şimdi tekrar bu şekilde ne yapmışsak arkadaşlar, 5 tane çiftli fıstık yapalım. Evet arkadaşlar, 5 tane ikili fıstık yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 2 zincir çektim. Ve bakın arada 5 tane fıstığımız kalmış olacak. 1, 2, 3, 4, 5. 6.'ya batarak yapmıştık değil mi? Evet, ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine bağlantımı yaptım. Tekrar bir CC tekniği daha uyguladım. İki fıstık arasına geçiş yaptım. İlmeğimi uzattım. Aynı yuvaya 2, 3, 4, 5 topladım. Bağladım. İki zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya yine beşli dolum fıstık yapıyorum arkadaşlar. İki fıstık aralarına batarak yapıyorum. Aralarda yine ikişer zincir her iki fıstık arasında ve geçişlerde 2, 3, 4, 5. Geçişlerimizde de ikişer zincir çekiyorum. Şimdi başa kadar gelim arkadaşlar. Yani maksatım videoyu fazla uzatmayayım diye. Örmesi de kolay arkadaşlar. Zevkli de, ürekli bir model. Zaten topu topu ölçü olarak, yani bir karış boyut olarak ya var ya yok. Evet. Şuradaki geçişimizi de gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sanırım fıstık yapımını hepimiz bildiğimiz için arkadaşlar biraz hızlı geçmek istiyorum. Eğer ki ağır veya hızlı ördüğümü düşünüyorsanız sağ taraftaki 3 noktadan ayarlar bölümünden dozu düşürebilirsiniz. Yani hızlıysa yavaşlatabilirsiniz. Yavaşsam hızlı, hızlıya dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Evet, 2 zincir, tekrar aynı yuvaya 2, 3, 4, 5. Evet, diğer tarafa geçişimize geldik. Burada da 2 zincir çekip normal örmemize devam ediyoruz arkadaşlar. 2 zincir çektim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, tekrar 2 zincir çektim.
Her iki sağ ve sollu kol ayrımlarını yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi ilk başladığımızda nasıl dörtlü yani dört sıra örmüşsek bu sıramızı da dört defa öreceğiz. Yani sıramızın şu kısmındayız. Şuralardayız arkadaşlar. Şurada göstereyim. Daha net olur. Evet. Dört sıra öreceğiz arkadaşlar. Dört sıramızı da ördükten sonra ipimizi koparalım ve diğer rengimize geçeceğiz. Bu üçüncü sıramızda ise arttırmalarımız olacak arkadaşlar. Evet, bu sıramızı da tamamlayalım. Dörtlü gelelim. Evet arkadaşlar, dört sıra ördüm, tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ipimi de kopardım. Şimdi diğer ikinci rengime geldim. İpimi sabitledim. Koparmış olduğum fıstığın arasına batıyorum. Yine aynı işlemi devam ettireceğim. Yani örme tekniğimiz aynı olacak arkadaşlar. Örme tekniğimizde herhangi bir değişiklik yok. Evet. İlmeğimi uzattım. 1 2 3 4. Gri ipim biraz kalın olduğu için dörtlü dolum yapıyorum arkadaşlar. Sarı ipim biraz ince olduğu için onda iki dolum yaptım. 5 dolum yaptım. 2 zincir çektim, tekrar aynı yuvaya 2 3 defa doladıktan sonra hemen ipimi burada bağladığım iplerimi kesiyorum ki arkadaşlar ördükçe kaybolsun. 4. Evet, şimdi iki defa doldum yaptık ya arkadaşlar. Yani iki fıstık yan yana. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha. Yani üçlü fıstık yapmış oluyorum. Bu şekilde. 2 tane zincir çektim. Tekrar diğer yuvaya geçip aynı işlemi bir daha yapıyorum. Bir, iki, üç, dört defa doladım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir dörtlü dolum fıstık daha yapıyorum. Evet, yine aralarda ikişer zincir çektim arkadaşlar. Şimdi bakın şu orta kısmına geldim. Buraya alttaki gibi 2 fıstık yapacağım arkadaşlar. 2, 3, 4. Topladım, bağladım 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya batıp dörtlü dolum bir fıstık daha yaptım. Yani ikili fıstık yapmış oldum. Şimdi 2 zincir çekip yine buradaki işlemin aynısını yapacağım arkadaşlar. 2, 3, 4. 2 zincir çektim. 2, 3, 4. Tekrar 2 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya dörtlü dolum fıstık daha yaptım. Yani 3 tane fıstık yapmış oldum. Tekrar karşıki yuvaya geçiyorum. Oraya da üçlü dolum fıstık yapıyorum. 3 tane yani. 1, 2, 3, 4. Topladım. Kapattım. 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum arkadaşlar. 2 zincir çektim. İpimi biraz uzatayım arkadaşlar. Bir saniye. Örmesi gerçekten zevkli. Zaten arkadaşlar bu nakış olayı bir aşk, yani vazgeçilmiyor bir tutku diyelim. Evet, 2 zincir çektim. Karşıki yuvaya geldim. Buraya da bir dörtlü dolum fıstık yapıyorum arkadaşlar. Arttırma yapıyoruz. 3, 4. 2 zincir çektim. Tekrar, pardon, aynı yuvaya dörtlü dolum fıstık daha yaptım. 2 tane zincir çektim. Evet, şöyle tutalım. Bir tane daha üçlü fıstık dolum yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4.
2 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. Tekrar 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya yine dörtlü fıstık yapıyorum arkadaşlar. Bağladım ve 2 zincir çektim. Bakın orta kısmına geldim. Şimdi buraya ikili fıstık yapacağım. Buraya da bakın ortaya ikili fıstık yapacağım. Şu alttaki sıradaki ördüğümüz gibi şöyle ikili fıstık. Bu ikisine de üçlü fıstık yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. 2 zincir çektim. İlk yapmış olduğum fıstığın tepesine batıyorum. CC tekniğiyle bağlantımı yaptım. Tekrar iki fıstık arasına geçiş yaptım. Oraya da bir CC tekniği uyguladım. Ve bir zincir çektim. Dörtlü dolum fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bağladım. 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya bir dörtlü dolum fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum ve 2 zincir çektim. İlmeğimi aldım. 2 fıstık arasına yine batıp buraya da dörtlü dolum ikişerli fıstık yapıyorum arkadaşlar. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya dörtlü fıstık yapıyorum. Bu arttırmış olduğumuz fıstıkları 3 tane bakın yapmıştık ya bir alt sırada arkadaşlar. Şimdi bu şekilde 2 tane çiftli fıstık yapıyoruz. 2 zincir çektim. Tekrar karşıki yuvaya da geçtim. Aynı işlemi burada uyguluyorum. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar bir fıstık ilave ediyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Tekrar yandaki yuvaya da geçip oraya da ikili fıstık uygulaması yapıyorum. 2 zincir. Tekrar ikinci fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Evet. 2 zincir çektim. Bakın arttırmış olduğumuz fıstıklarımızın üzerine bu şekilde ördük. Şimdi bu aradaki ikili fıstıklarımızı devam edeceğiz arkadaşlar. Burada arttırma yok bildiğiniz gibi. 1, 2, 3, 4. Burayı normal ikili fıstık yapacağız. 2, 3, 4. 2 zincir çektim. Pardon. Ve karşıki yuvaya yine ikili fıstık yapacağım. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar bir fıstık daha yaptım. 2 zincir çektim. İlmeğimi aldım. Tekrar yan yuvaya geçip oraya da ikili fıstık uygulaması yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Topladım, kapattım, 2 zincir. Tekrar üçlü fıstık geldi karşıma. Yine oraya da ikili fıstık yapacağım. 3, şimdi 3 oldu, 4. Evet, 2 zincir çektim. Tekrar 2, 3 ve 4. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. 2 zincir. Evet. Bakın önümde yine üçlü fıstıklar var. 2 tane. Bunlara da bu şekilde ikili fıstık yaparak tamamlayacağım. Orta kısmını da ikili fıstık yapacağım. Aynı bu şekildeki gibi. Yine 2 tane üçlü fıstık çıktı karşıma. Burada da yine uygulamış olduğum gibi böyle ikili çift fıstık yan yana yapacağız. Evet, sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2 zincir çektim, sıramı tamamladım. Fıstığın tepesine batıp CC tekniğiyle bağlantımı yaptım. Tekrar 2 fıstık arasına battım. CC tekniğiyle geçişimi sağladım. Bir zincir çektim. Tekrar yine bakın bu ikili fıstıkları bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. 3, 4. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir.
İlmeğimi aldım. Karşıki yuvaya da geçip oraya da ikili fıstığımı tamamladım. İki zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum arkadaşlar. İki zincir çektim. Karşıki yuvaya geldim. Oraya da aynı işlemi uyguluyorum. İki zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yaptım. İki zincir çektim. Karşıki yuvaya da geçiş yapıp yine aynı işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. Buraları biliyorsunuz ki arttırmış olduğumuz yerler. İki zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yaptım. Evet, iki zincir çektim. Bu şekilde. Üçüncü sıramızı gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi ortadaki bu şekilde yine çift çift yapacağız. Ortaya geldiğimizde tek fıstık yapacağız. Bu şekilde yine alt sıramızdaki gibi bakın sarılarımızın sayısı 1, 2, 3, 4. Bu sıramızı da 1, 2, 3 bir sıra daha döneceğim. Döndükten sonra arkadaşlar tekrar sarı ipime geçiş yapacağım. Buluşalım orada. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. Şöyle makasımı kenara alayım. 4 tane yani 4 sıra örmüş oldum. Şimdi sarı rengime geçeceğim. Yine başlama noktasını göstermiştim sizlere arkadaşlar. Şu ikili olanlarda ikili bakın V'li çatallı gibi görünen belli zaten. Orta kısmı iki fıstıklı öreceğiz. Ve diğerleri yine aynı şekilde öreceğiz. Şimdi şurada göstereyim arkadaşlar. Bakın hep dörtlü sıra örülme arkadaşlar. Pardon konuşamadım. Bakın dörtlü yani dört sıra ördüm arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 tane örmüş olduğumda bitirdim ve sonra kenar oyalarına geçeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde örelim. Ben de örüp gelim ve son aşamasında birlikte olalım. Evet arkadaşlar bitirdim. Toplam bakın 1, 2, 3, 4, 5. Sıraları zaten takip ettik, ördük ve tamamladık. Şimdi kenar oyasına geldi. Ben şöyle bir şey yaptım. Şunu da arkadaşlar şu yaka kısmında şöyle bir şey yaptım. Tabii ki sizler de yapmak isterseniz göstereyim. Olur ya hani bilmeyen arkadaşlarımız olur. Şimdi kenar oyasına ben gideceğim için bu sarı ipim ince çıktığı için arkadaşlar tığımı 7 numaraya dönüştürdüm. Biraz. Evet. Şimdi herhangi bir yerden başlıyorum. Şu uç kısmı arkadaşlar yaka kısmı dediğim gibi sizler de bu şekilde yapmak isterseniz sizlere göstermek istedim. Çok basit zaten yine fıstık üzerine çalışmamız. Evet. Bir zincir çektim, ipimi sabitledim. Şimdi 5 dolumlu fıstık yapacağım. Çünkü ipim ince olduğu için 1 2 hemen ipimi kesim ki arkadaşlar örerken kaybolsun diye. 2 3 4 5. Hepsini bir aldım ve bir zincir çektim. Karşıya CC tekniğiyle bağlantı yaptım. Bağladım. Yani ilmeğimi uzattım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Hangisiyle, hangi teknikle örmek isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bu şekilde yakamızın etrafına gidelim arkadaşlar. Sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, sonuncuya geldim. Hemen ilk yapmış olduğumun dibine baktım. CC tekniğiyle
Ve iki zincir çekip ipimi hemen kestim. İyice bir sağ sol yaptım. İpimi sıkılaştırdım. Ve hemen şuradan tığımın yardımıyla tekrar yine bir ipimi sabitlemiş oldum. Şimdi ipimi kesiyorum ve kenar oyasına geldim. Tabii ki sizler yani örebilirsiniz, örmeyebilirsiniz de. Ben şu yaka kısımları yani çıplak boş kalmasın diye ördüm. Evet, bunu biraz daha ufak yaptım sanırım. Hemen hemen şunlar gibi aynı boyda oldular gibi arkadaşlar. Evet, dediğim gibi fıstığı biraz uzatırsanız şöyle büyük olur. Bir iki tık ufak olmasını istiyorsanız fıstıklarınızın boyutunu kısaltırsınız arkadaşlar. Evet, herhangi bir yerden batıyorum. Yani iki fıstık arasına battım. Hiç zincir çekmedim arkadaşlar. İpimi tığıma aldım ve bir tane ikili çıkardığım trabzan yaptım. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın şu ikisinin arasına battım. Piprik yapacağız. Tığımın üzerine aldım ipimi. Tekrar ikili trabzan yaptım. 4 tane zincir çektim. Bu şekilde 5 tane piprik yapacağız arkadaşlar. Aralarda hiç zincir yok. 1, 2, 3, 4 zincir araya battım. Bakın bu şekilde. Tekrar ilmeğimi aldım. Aynı yuvaya battım. Yine ikili trabzan yapıp boşluğa battım. Evet, 3 oldu. Şimdi tekrar zincir çekmeden şu ikili fıstığın arasına sık iğne ile bağlantımı yaptım. İlmeğimi aldım tığımın başına. Bakın şu iki zincir çekmiş olduğumuz yere batıyorum ve tekrar piprik yapmaya başlıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpim de şeye takıldı. Kabloya. Evet. Pipiriklerimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hiç zincir çekmiyoruz trabzan yaparken. Şurada ilmek mi? Yok. 1, 2, 3, 4 zincir çektikten sonra arkadaşlar bakın. Araya batıyorum. 4 oldu. 5.'yi de yapıyorum. Gelelim ve bitişte birlikte olalım. Evet arkadaşlar, ben uç kısmını tamamladım. Diğer koltuk alt kısmını da tamamladım. Şimdi diğer koltuk alt kısmını birlikte yapalım. Evet, çevirdim modelimi. Bakın şu iki fıstık arasına sık iğne ile tutturdum. İlmeğimi aldım. Yine buraya piprik yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Uç kısımda yapmış olduğumuz pipiriklerin aynısı. 4 zincir. Trabzanları biraz uzun çekmeyin arkadaşlar. Bayağı bir uzun olur çünkü modelimizse sırt ağrır. Araya battım. Kaç olmuş? 4 olmuş. Bir tane daha yapıyorum piprik ve battım iki fıstık arasına. Evet, buradan şu son bölüme kadar yapıp gelelim arkadaşlar fıstıklarımızı. Ay pardon, çok özür dilerim kenar oyamızı. Evet arkadaşlar, tamamladım her iki koltuk kenarlarını. Dediğim gibi şu boğaz kısmını da ister şu badem gibi yani yan fıstıkları yapmazsınız. Ben hani çıplak boş durmasın diye öyle bir şey yaptım. Evet, ben çiçek olarak bir şey süslemedim aksesuar olarak arkadaşlar. Sizler pufuduk çiçekler de yapabilirsiniz veya
Lif ipiyle değişik çiçek modelleri var. Onlardan kafanıza göre yapabilirsiniz. Ben sade bırakmak istedim. Gayet de güzel oldular. Evet, her bir renkte ayrı bir güzelliğe sahip oldu lif elbiselerimiz. Şimdi diyelim ki arkadaşlar biz bunu nasıl kullanacağız? İster yani kullanmak adına şu şekilde elinizi geçirip yani kese şeklinde de etek ucundan da takıp kullanabilirsiniz. Şu boğaz kısmından da elinizi geçirip kullanabilirsiniz. Ha yok ben kullanmak istemiyorum. Çeyizime böyle aksesuar olarak, süs olarak ördüm veya hediyelik öreceğim derseniz de siz bilirsiniz tabii ki tercih meselesi. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Yakında tekrar güzel bir modelle görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Evet, şu ön kısmı, arka kısmı hiç değişmiyor arkadaşlar. Arka kısmı da, ön kısmı da aynı. Evet, sizleri seviyorum efendim. Tekrar yakında görüşmek üzere. Hoşça kalın.